Nokta TV'den herkese iyi günler. Önemli bir konuyu, küresel pandeminin ülkede ve ülkemizde ve dünyadaki etkilerini konuşacağız. Önemli bir bilim insanı konuğumuz var. Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Sekreteri Profesör Doktor Sayın Erhan Nalçacı bizlerle birlikte. Sayın Nalçacı, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Devrim Bey, teşekkür ederim. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklamasıyla başlayalım isterseniz. En az 40 yoksul ülkede bu COVID-19'a karşı geliştirilen aşılardan bir tanesinin, en az bir tanesinin tabii ki, bu aşı programına devam etmek için yeterli dozda olmadığı açıklamasını yaptı ve evet. Bu da bize çok kadim bir tartışmayı hatırlattı. İnsanlık ilaç tekellerine ya da patentlere mahkum mu açıklamasını, sözünü hatırlattı. Şimdi bu sağlık sonuçta insanlık için parasız, herhangi bir şekilde ücrete tabi olmaması gereken bir hizmet olmalı. Hı hı. Bu çok eski bir tartışma. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, çok derin bir konu. Öncelikle onu söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda büyük bir ahlaki çöküntü olduğunu da söyledi. Yani bu pandemi Dünya Sağlık Örgütü'nü biraz politize etmiş gibi gözüküyor. İşin gerçeği. Ve haklılar gerçekten. Bir ahlaki çöküşle de karşı karşıyayız. Çünkü dünyadaki ülkelerin çok büyük çoğunluğu, mesela Afrika kıtasındaki bütün ülkeler neredeyse aşıdan yoksun kaldılar. Aşılama hızlarının düşük olması bir yana, çoğu ülkeye aşı bile ulaşmadı ya da nüfuslarının çok küçük bir kısmını aşılayabildiler. Halbuki aşı çok önemli, bireysel bir koruyuculuk sağlamıyor biliyorsunuz esas olarak. Toplumu korumaya dönük bir araç. Evet. Siz toplumun... bir pandemi olduğuna göre dünya nüfusunun 7 milyar insanın büyük bir kısmını, %60'ını, 70'ini, 80'ini aşılayacaksınız ki pandeminin önünü alabileceksiniz ve yeni mutasyonların oluşmasını engelleyeceksiniz. Yani burada sadece belli ülkelerin meselesi değil, bütün toplumu ilgilendiren bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü ülkeleri, yoksulları, insanları, emekçi sınıfları aşılamadığınız sürece, geciktirdiğiniz sürece aslında hem bir insani suç bu, hem büyük bir toplumsal eşitsizlik, kabul edilmez bir eşitsizlik. Ama aynı zamanda bu tekrar tekrar yeni virüs mutantlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor ve insanlık bu felaketten kurtulamıyor. Şimdi burası çok açık. O yüzden şöyle söyleyeyim isterseniz, biraz başından almak gerekirse. Lütfen. Eğer. Yani sonuçta virüsler evrimleşiyorlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve bir insanlığı etkileyebilecek, hastalık yapabilecek yeni virüslerin çıkabileceği çok iyi biliniyordu. Ve bütün dünyada bu istihbarat teşkilatları, hükümetler uyarılıyordu. Film senaryolarına bile konu olmuştu galiba. Evet, tabii, çünkü öncesi vardı işte SARS enfeksiyonu gibi. Yani bu kadar yaygın bir şey yapmasa da, salgın yapmasa da bu virüsün öncülleri geliyorum diyordu zaten. Ama buna önlem almayı tercih etmediler. Çünkü tamamen sermaye mantığıyla dünya bugün işletiliyor. Hükümetler, devletler sermayenin aslında hükümranlığı altındalar. Dolayısıyla çünkü böyle bir şey yatırım yapmak gerekiyordu, önlem almak gerekiyordu. Sağlık teşkilatını düzeltmek gerekiyordu. Birinci basamak sağlık hizmetini kurmak gerekiyordu. Toplumsal eşitsizlikleri gidermek gerekiyordu. Dünyanın her yerinde hızlı bir şekilde aşı üretecek istasyonları, üretim bantlarını kurmak gerekiyordu. Ama bunu yapabilecek durumda değillerdi. Hiç böyle bir öncelikleri yoktu. Yani esas olarak kar oranlarının nasıl yükseltileceği, kendilerine göre kriz denilen şey hiç de insanlığın krizi değil, kar oranlarını nasıl yükseltebileceklerine ilişkin bir kriz tanımlıyorlar. Hı hı. Tamamen bununla ilgiliydiler. İşte biliyorsunuz emperyalizmle bir hegemonya krizi var. Ona ilişkin silah yetiştirmeye çalışıyorlar bilmem ne. Bambaşka bir dünyaları var yani onların. Dolayısıyla hiçbir tedbir alınmadı. Ki bunu öngörmelerine rağmen. Biraz öngörmelerine rağmen. İstihbarat kuruluşları bile hükümetlerin senaryolarına konu olan bu olaylardan aslında haberdardılar. Evet, diyorsunuz. Evet. Bir aşı şirketleri sonuçta risk olarak aldıkları şey insanların ne kadarı ölür acaba falan gibi bir şey değil. Nasıl biz onları koruruz? Böyle bir riskten bahsetmiyorlar. Nasıl biz şirketimizin karını arttırırız? Şimdi olmayan bir hastalık için aşı hazırlığı yapılır mı? Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla
Bu şirketler için olmaz. Dolayısıyla gerçekten beklediler bunu. Ve ancak pandemi oluştuktan sonra aşı üretimi için girişimde bulundular. Tam çok hızlı üretildi. Bu bilimin geldiği düzeyi gösteriyor bir yanıyla. Aşı şirketlerin marifeti değil. Dünyada bilimin geldiği düzeyi gösteriliyor. Ama ona rağmen böylesine eşitsiz bir dağılım bir tesadüf değil. İnsanlığın mahkum edildiği toplumsal eşitsizliklerin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim isterseniz, patent evet, patent olmamalı, fikri mülkiyet hakkı olmamalı ve her şey topluma ait olmalı. Burası çok açık. Ama öte yandan şunu da söylemek durumundayız. Aşı üretememesi ülkelerin çok büyük çoğunun, Türkiye'de içinde bunun, daha yeni çıkacak işte aşı biliyorsunuz. Bu konuda bilginiz var mı? Onu açayım birazdan. Çok değil ama birazdan açarım. Bir, bu tekellerin, aşı tekellerinin ve onların devletlerinin bilinçli bir politikasıydı. Yani bunun en iyi örneği Türkiye'dir. Çünkü Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana aşısını üretebilen bir ülkeydi. 90'lı yıllara kadar Fısa Enstitüsü altında devlet eliyle hem hayvan aşıları hem insan aşıları çok rahatlıkla üretiliyordu. Ve bu ülke kendi aşısını üreten bir ülke durumundaydı. Bu Cumhuriyet'in sağlık alanındaki en önemli başarılarından bir tanesi kesinlikle, de oydu galiba. Kesinlikle, tabii. Yani ta İstanbul'daki işte aşı üreten kadrolar hayvanlarıyla ve serumlarıyla İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya geldiler. Ve aşı üretebilecekleri yerler gösterildi. Çünkü aşı sadece halk sağlığıyla ilişkili değildir. Stratejik bir üründür. Siz eğer bir ülkenin bağımsızlığını sağlamak istiyorsanız o zaman aşıyı üretirsiniz. Peki neden bilinçli olarak aşı üretiminin önüne geçildi? Çünkü yani Türkiye sermayesi emperyalist bütünleşme konusunda çıkarları vardı ve böyle bir tercihte bulundu. 90'lı yıllarda biliyorsunuz bu dayatıldı 80'li 90'lı yıllarda. İlaç tekelleriyle ilişkiler açısından mı söylüyorsunuz? Genel olarak emperyalist sistem açısından söylüyorum. Burasına girmeyeceğiz tabii bugün. Otomotiv sanayinden işte kömür üretimine her açıdan emperyalizmle bütünleşmeyi tercih ettiler bir ülkenin bağımsızlığı yerine. Ve sonuçta Türkiye aşı tekellerinin pazarı haline geldi. Çünkü işte TRIPS anlaşmasını imzaladılar. Fikri mülkiyet hakkını içeren. Tahkim anlaşmasını imzaladılar. Uluslararası şirketler her zaman uluslararası mahkemeler önünde daha üstün hale geldi. Ülkenin yasaları, mahkemeleri ikinci sırada kaldı. Ve aşıya, aşı teknolojileri de değişiyordu. Yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Bakın bu şeye benziyor. Özel dönemleri çünkü onlar. İşte kömür daha ucuz. Ben niye Türkiye'de kömür üreteyim ki? Değil mi? İşçilere söylediğinde, Zonguldak işçilerine söyledi. Aynen aşıda da böyle oldu. Ve Türkiye işte 90'lı yılların sonundan itibaren kendi aşısını üretemez hale geldi. Ve biz o yıllardan beri yani 20 küsur yıldır aşı şirketlerinin pazarı durumundayız. Yani kaybedilen parayı düşünün bir kez. Biraz önce söylediğiniz aslında her şey bilinçli. Böyle tesadüf olmadı dediğiniz. Evet. Şu aşıyı tamamlayayım isterseniz. Neden stratejik bir ürün? Çünkü biyolojik saldırıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ekonomik abluka ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ki çok nadir değil biliyorsunuz günümüzde abluka. Pandemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani Türkiye abluka ile ve şeyle biyolojik saldırıyla karşı karşıya kalmadı, pandemiyle karşı karşıya kaldı. Eğer kendi aşısını üretebilseydi ve nüfusun büyük çoğunluğunu şimdiye kadar aşılasaydı, binlerce insan ölümden kurtulacaktı. Bu çok açık. Dediğim gibi bu Türkiye sermaye sınıfının bir tercihidir ve onunla biz yüzleştik. Ama bu sadece Türkiye değil, işte Afrika ülkeleri değişik mekanizmalarla aşı üretiminden yoksun bırakıldılar. Aşı üretemeyecek halde tutuldular. O yüzden aşı üretemiyorlar. Yoksa aşı üretilmez bir şey değil ki, en elzem şey. Burada insanların kitleler halinde ölürken, ölüme terk edilirken hala patentten, üretimden, yani işletmeyle ilgili, ticaretle ilgili, karla ilgili konulardan bahsedilmesi de aslında bu neoliberal tezlerin ne kadar insanlık için zararlı olduğunu da gösteriyor, öyle değil mi? Akıl dışı ve insanlık dışı bir söylem bu. Hiç kabul edilebilir bir şey değil. Patent deniyor ama işte fikri mülkiyet hakları deniyor. İşte efendim söyleyeyim ama işte şirketler buna yatırım yapıyorlar. Nasıl para kazanacaklar? Yapmazlar. Yapmasınlar. Devlet yapsın zaten hepsini.
dünyanın her yerinde 7 milyar insanı, çünkü bu ilk salgın değil, son salgın da değildi. Dünyanın 7 milyar insanı hızlı bir şekilde aşı üretip aşılayabilecek üretim bantlarını dünyanın her yerine dağıtması gerekiyor. Bu merkezi planlamayla olur, kamusal mülkiyetle olur, kamusal bir bilinçle olur, insanlığın refahını gözeten bir anlayışla olur. Şirket koruma mantığıyla olmaz tabii ki. Neoliberalizm burada bir kez daha bir duvara çarptı ve bir kez daha deşifre oldu. Dünyayı ne kadar çürüttüğü bir kez daha ortaya çıktı bence.